Selam arkadaşlar. Bu videoda simitlerle ilgili bir backtest yapacağız. Multi-time frame olarak bakarız. Günlük 4 saat ve 15 dakika zaman dilimleri arasında döneriz. İşlem almayız. Sadece simitleri çizeriz. İşte kırılım veya boss'larda hani ne yapmamız lazım? Nasıl hareket edeceğiz? Bunları anlatmaya çalışacağım size. Çok uzatmadan geçeyim. Şimdi şunu 15'te sıfırlayıp gidebildiği kadar geriye gitsin. Şöyle 2021 şu iyidir ya. Kaça gelecek bakalım. 1 Mart 2022. Çok güzel. Şimdi neredeyiz? İlk başta ona bakalım. Bakın. Günlüğe geldik. Şimdi fiyat günlükte. Bakın bir dip yapmış. Dibinde kapanış var. Swing low. Günlük. Swing high. Aslında iç yapıya göre bakalım mı? Bakayım bir. Bir saniye. Çok aceleci davranmayalım. Böyle iyi, böyle iyi. Tamam. Bölgemizi çizdik. Kırılmasıyla. Çok güzel. Sonra 4 taş. Şimdi 4 taşta bakalım ne yapıyor bu grafiğimiz. Fiyat düşmüş. Çıkıyor. Evet. Normalde bakın arkadaşlar. Şimdi şuradaki iç yapılara da bakabilirsiniz. Ben bazı videolarımda çiziyorum ama şuradaki alan sıkışma alanı. Sıkışma alanları da genellikle çok sizi yanıltır. Bir aşağı bir yukarı işlem aldırır. O da bizi yorar. O yüzden buradaki swing'i şöyle belirlemeyi düşünüyorum. Şu şekilde swing, pardon, swing high, 4 taş, swing low, 4, pardon, swing low, 4 haş. Tamam. Şimdi 4 haşta da yapımız yukarı. Artık 15 ama geçebilir. İşlemlere bakabiliriz. Günlük ve 4 haş yukarı. Şimdi 15 hamde ne yapıyor fiyat? Ona bakalım. Fiyat tekrardan yukarı yönlü yükseliyor. 15'te kapanış var mı? Var. Çok güzel. Swing high ve swing low. Şimdi 15'te de yapımız yukarı. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. 4 haşta bakın. Bir hedef belirlememiz lazım. Şimdi bu hedefleri belirleyelim. Fiyat düşerken neler yapmış? Çünkü yukarı yönlüyüz. Fiyatımız birinci hedefimiz swing high'ımız 4 haş. Bunu likitle yapıyorum. Sonra fiyat bakın düşmüş. Şurası sıkışma alan değil. O yüzden burayı da alıyorum. Çünkü şuranın altında bir kapanış var. İkinci hedefimiz. Üçüncü hedefimiz. Dördüncü hedefimiz. Sonra bakın. Şurayı almayacağım. Neden almayacağım? Bu alanda bakın. Şurada kırılım gelmedi. Tepe noktası burası. Burayı alacağım. Hay olarak. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bakın aslında burada bir kapanış yok. Ama dönüşlerde hedef noktası olarak alt zaman diliminde bir swing oluşturduğu için burayı da alıyorum. Şimdi hedeflerimizi belirledik. Devam ediyorum. Şimdi bunu niye yapıyoruz onu da söyleyeyim. Fiyatın dönebileceği bölgeleri belirlemek için. Niye? Fiyat likitte alır, ondan sonra ona göre hareket eder. Şimdi devam ediyorum. 15 dakikaya düştüm. Şimdi fiyatımızı oynatalım. Çok güzel. Bakın şimdi swing high'ımı çizdim. Yeni swing low'umu çizdim. Devam ediyorum.
Evet, bakın şimdi kısa bir düzeltme geldi. Şimdi şurada kırılım geldi değil mi? Aşağı yönlü yapıyı değiştirdik. Ondan sonra yukarı yönde bir düzeltme verdi. Niye? Çünkü şurası kırıldıktan sonra 15 amda yapı aşağı yönlü döndü. Biz şimdi ne yapabiliriz? Şuradan dönüş arayabiliriz. Ama bunu nasıl arayabiliriz? Şuradaki hareketine bakarak. Burada şuranın altına düşürüp üstüne çıkarsa biz dönüş arayamayız bu yapıdan. Devam ediyorum. Evet, tam da beklediğim olay oldu. Şimdi swing low'umuz vardı burada. Şu şekilde. Niye? Çünkü burası bir swing yaptı arkadaşlar. Şimdi onu da göstereceğim. Bakın. Düştü. Düzeltme verdi. Tekrardan düşürdü. Şimdi şunun üstüne kırarsa biz şuradan işleme dönüş arayabilerek, hani dönüş aramamız lazım. Yani kırılım görmemiz lazım aşağı. Yoksa bu fiyat yukarı yönlü gider. Çoğu kişinin kaçırdığı nokta bu. Şimdi şunları sileyim. Devam. Kapanışı da var zaten. Bakın. Yapı yukarı yönlü döndü. Şimdi swing ayımız ve kırılım geldi. Şimdi şu swing low'umuzu belirleyelim. Devam ediyorum. Fiyat oynatmaya. Evet. Yeni swing low'um. Şimdi bunu niye aldım? Onu da söyleyeyim size hemen. Ben kırılımlarda fitile bakıyorum. Bakın burada bir kapanış yok ama burası kırılım noktası. Yapı tekrardan yukarı döndü. O yüzden burayı olabilitesi bir swing olarak alabilirim. Devam ediyorum. Şimdi şu alandan bakın. Fiyat yukarı yönlü gidiyor. Şuranın altına düşmesi bizim için yapının değişmesini gösterir. Niye? Çünkü yapı şöyle çıkıyor bakın. Burası aslında bir sıkışma bölgesi ama ilk gösterdiğim alandaki gibi değil. Neden değil? Çünkü şuraları test etti. Ve burada likiditesi alınmış bir order var aslında. Hani bunlar önemli kriterler. Bunlara da bakıyorum swing belirlerken. Şurada kapanış var mı? Ha, tamam. Alabiliriz. Şimdi şuranın altına düşmesiyle yapımız değişir. Tekrardan aşağı yönlü. Şunun altına. Devam ediyorum. Evet bakın düştü. Bir düzeltme verdi. Şimdi ne yapacak bakalım. İkinci hedefini de aldı bakın. Üçüncü hedefini de aldı. Şimdi fiyat artık yukarı dönmek isteyecek. Ama ne zaman dönmek isteyecek? Şimdi olabilitesi bizim swing high swing low'larımız neresi? Swing high bölgemiz burası. Swing high bölgemiz. Şimdi bu hareketi niye yaptıysa onu da söyleyeyim. Şimdi 4 taşa çıktığımda bakın arkadaşlar burada 4 taşta iç yapıda bir swing olayı oldu. Yani şimdi hemen şuraya bir sıfırlı geri getiririz. Bakın yukarı çıkması yukarı çıkması düzeltme tekrardan yukarı çıkması. Yani hani bu aslında 4 taşın bir hareketiydi. Buna 15 hem de hani neler yaptı? İşte swingleri nasıl takip ettik? Ona göre işlem aldık. Aslında bizim 4 taşta baktığımız olay İşte şuradaki düzeltmeydi. Yani şuradaki kırılımın düzeltmesiydi şu. Şimdi aşağı yönlü bir tekrardan yukarıdan kırılım verip düzeltme verdi. Şunu da geçseydi buradaki swing low aslında 4 taşta şöyleydi bakın. Yapımız şöyleydi. 4 taşta aşağı yönlü bir kırılım gelmişti. 15M'de yukarı yönlü kırılım vererek düzeltmeye gitti. Bakın tekrardan gösteriyorum. Şunu sileyim. Düzeltmeyi verdi. Yukarı gitti. Sonra bakın 15'e tekrardan düşüyorum. Şimdi burada eğer şuradaki düzeltmeden sonra yani kırılımdan sonra şu düzeltmeden sonra bir aşağı yönlü kırılım verdi. Değil mi burada? Şimdi burada önemli noktamız şu. Şuranın üstüne çıkacak mı yapı? Biz buna bakacağız. Eğer buranın üstüne çıkarsa bizim için yapı dönmüştür. Tekrardan yukarı. Ki burada şöyle bir olay daha var. Bakın mesela ben size hep dedim ya bosslarda kapanış bekliyorum. Şimdi şurada bir kapanış olayı gelmedi. Bakın kapanış olayı gelmedi. Ama burada önemli nokta şu. Likiditesi alınmış order'ımız var. Genellikle bu hareketleri yaptığında alt zaman diliminde zaten şurada bir kapanış gelir.
ki kapanışın gelmesi bizim için alt zaman diliminde fiyatın döndüğünü gösterir. Ama 15M'de biz burayı kırılım almamızın nedeni şuradaki likiditesi alınmış order aslında. Sonra devam ediyorum. Yani hani tek bir kural yok. Hani hep size diyorum. Ben mesela kapanış ya da fitile bakıyorum. Siz bunu kendinize göre oluşturabilirsiniz. Ama tek bir şekilde ben size kural olarak desem bunu, mesela şurayı almazsınız. O yüzden hani kurallara tabi kalmayın. Fiyat bize ne veriyor, ne hareketler yaptı, onlara bakmanız lazım. Devam ediyorum. Bakın şu bölgeyi geçerse yapı yukarı çıkar. Ben bunu nasıl önceden öngördüm? Bakın 1, 2, 3 tane likitte aldı. Sonra burayı likitte sağlamış order olarak bıraktı. Devam ediyorum. Bakın tekrardan geldi. Yapıyı değiştirmeden tekrardan bir likitte daha aldı. Bakalım götürecek mi yapıyı bu arada? Heh, tamam, çok güzel. Şimdi yani 1-2 kere konfirmasyon aldı. Şurada aldıyla kimseyi götürmedi bakın. Yani şu order oluştu diye order'ın üstüne hadi biz yukarı gidecek diye giremeyiz. Çünkü yapımız hala aşağı yönlüydü. Şimdi yapıyı değiştirdi. Devam ediyorum. Simit low'umu yazdım. Bakın tekrardan. Şimdi ne yaptı? Şuradaki olay. Yukarı yönlü çıkardı. Swing high. Sonra bir boss verdi yani. Sonra aşağı yönlü düşürdü. Şimdi tek zaman diliminde aslında hani şurası daha çok 1 dakikaya da hitabe edebilir ya da 3 dakikaya. Ama ben bunları 15'te bakıp hareket ediyorum ki fiyat dönmeye geldiğinde biz hani güvenli bir şekilde girelim. Şimdi burada ne yaptı? Swing high'ını yaptı. Swing low'unu yaptı. Sonra şurası swing high noktamızdı. Sonra tekrardan bakın. Kırdıktan sonra şurada aşağı yönlü yapıyı değiştirdi. Tekrardan bir düzeltme verip swing high yaptı. Sonra aşağı yönlü düşürdü. Biz şu hareketi gördüğümüzde aşağıdan dönüş arayarak girmemiz lazım işleme. Emir atamayız. Eğer şunun üstüne çıkarmasaydı, sadece şurada swing high olsaydı, şurayı görmeyin. Biz şuralara emir atardık. Burası toplu. Sorun değil. Ama şu hareketi yaptığı için biz burada dönüş aramamız lazım. Dönüşte neresi? Swing high'ın kırılması. Swing high'ımızı kırdı bakın. Şurası swing low'umuz. Şimdi bunlar karışık oluyor biliyorum. Ama bunları aşağıya yönlü çizmemin nedeni fiyat olabilitesi yukarıdan bir dönüş verdiğinde buralar bizim hedef noktalarımız olacak. Devam ediyorum. Swing high. Bakın tam düzeltmesini verdi swing high seviyesine. Sonra yapı yukarı yönlü çıkmaya başladı. Şimdi burada ne oldu? Diğer swing low'umuz burası olmaz. Burası sıkışma şey inside olay var. Devam ediyorum. Evet, bakın ilk hedefimize geldik. Şimdi nasıl? Şurası swing low'umuz. Şurası da swing high'ımız. Yani fiyat şöyle geliyor bakın. Şuradaki hareketini yapıyor. Şunu. Sonra aşağı yönlü düşüyor. Yukarı çıkıyor. Düşüyor. Yukarı çıkıyor. Devam ediyorum. Devam. Şimdi burasına bir 4 saatte bakmak istiyorum. Çünkü hedefini aldık. Tamam. 4 saatte bakın arkadaşlar. Düzeltme verdiği yer likiditesi alınmış bir order. Ve günlükte ilk hedefimize geldik. Günlükteki hedefine geldi. Şimdi şuralarda bizim likidite hedeflerimizdi. Kademe kademe ilerliyoruz bakın. Ama biz ne biliyoruz? Yapımız yukarı. Düzeltmeler verebilir. Onlara göre de konum alacağız. Devam. Oynatıyorum. Bakın mesela buradaki olay. Burada şurada şu aşağıdaki olayı yapmadı. Yani şuralara emir atabilirdik. Direkt. Şimdi tekrardan fiyatımız yukarı yönlü çıktı. Yazıyorum. Swing high, pardon. Swing low. Ne zaman swing low kırsa düzeltmeye gidecek. Takip edeceğiz. Bakın şimdi size bir şey daha göstereceğim. Tekrardan. Burada bir likitte sallanmış order var. Yani bizim için bu alan önemli. Fiyat düzeltmek için aşağı yönlü gitmek isteyebilir. Tabi bunların hepsi öngörü. Yani hani
Şimdi bu gerçekleşti ama bunun nedenini size söyleyeyim. Bakın, birinci de burada likitte salınmış ordur var. İkinci de açık likiddesi, likitte alanı var aslında. Evet, şurayı aldı ama burayı kapattı. Yani açık dediğim olay burayı test etti. Bir daha geldiğinde buradan güç bulamaz. Yani şimdi çok girmek istemiyorum o kadar derine. Sadece simitten gideceğiz diye. Tekrardan şimdi fiyat hala yukarı yönlü ama iç yapılarda düzeltme verdi. Aşağı yönlü kırılması için şuranın kırılması lazım hala. Evet, şimdi hedefimize tekrardan çıkıyoruz. Şurası swing low'umuz. Şurası swing high'ımız. Devam ediyorum. Evet. Galiba şurayı 4 taşla likitte bıraktı. Ya zamanla şeyleri de göreceksiniz. İşte şuradaki mum mesela fitil mi oluşturuyor? Mum matematiği de önemli burada. Şimdi bakalım şöyle bir 4 taşa. Aynen. Bakın burayı fitil olarak bıraktı. Şimdi burayı fitil olarak bırakması bir düzeltme vereceği anlamına gelir aslında. Üst zaman diliminde. Ama düzeltmeyi nasıl anlarız? Şuranın altına düşmesiyle. Buranın altına düştükten sonra da bakın şurada mesela imbalansı var şu seviyelerde. Açık bölgesi var. Ya da şurası. Buraları doldurmak isteyebilir. Devam ediyorum. Evet, bakın şimdi ne yaptı? Tekrardan yapımız burada swing low'umuzu kırdı. Şurası swing high'dı. Sonra şurası da swing high'ımız oldu. Sonra şurası swing low. Şöyle çok buraya yazmayayım. Kafa karışmasın. Şimdi şu ilk hedefine geldi. Şunları şöyle bir sola alalım. Çok kafamız karışmasın. Şimdi bakın. Şöyle 4 taştaki ilk likit hedefine geldi. Şurayı bir kapat. Devam. Sonra devam ediyorum. Bakın burada 15'te yine bir düzeltme verdi yukarı yönlü. Şu swing low'um, swing high'ım. Sonra tekrardan aşağı yönlü bir düşüşü var. Şurada swing high'ım. Alamam burayı. Burayı alamam. Neden alamam? Altında bir kapanış yok. Ama şöyle bir şey var. Burada tekrardan ne kitlesi alınmış. Order mı? Ki bu bana neyi güçlendiriyor? Şuradaki swing high'ımın kırılıp yapının tekrardan yukarı yönlü dönebileceğini gösterebilir bize. Ama hala burası kırılmadan bilemeyiz. Ki şurayı aslında almam lazımdı. Inside olay yok ama burada kapanış yok altında. Sadece elimi güçlendiren neden buradaki order'ın likiditesini aldı. Devam ediyorum. Çok güzel bakın. Yapımız yukarı yönlü döndü. Şimdi karakter değişimimiz geldi. Şurası swing low'umuz. Devam ediyorum. Çok güzel bakın. Şimdi üstünde bir kapanışımız daha geldi. Swing high. Şimdi şurası da swing low'umuz. Belirliyorum. Şimdi şurada kapanıştan sonra bakın. Bir tur daha swing low oluşturdu. Swing low. Swing high. Hedefini aldı. Şimdi mesela şunu bir şey yapıyorum. Yine likitte bıraktı. Tamam. Şimdi burası da aslında bir sıkışma bölgesi. Ama burada ne var biliyor musunuz? Boss oluştuktan sonra oluşan aslında bir base alan var burası. İşte bu flag limitler falan aslında bu oraya tekabül ediyor ya da FTR'lere. O yüzden burayı aldım. Buraların kırılımları da önemlidir. Devam ediyorum. Çok güzel. Bakın burayı likit olarak bıraktı. Hem bence değil yani böyle durması 4 saatte de bakın. Likit olarak bırakır burayı. Sonra devam ediyorum. Yani bir düzeltme gelebilir. Buna hani şey olmamız lazım. Hazır olmamız lazım. Bakın. Şimdi ne yaptı? Fitil dahi olsa aşağı yönlü bunu karakter değişimi yaptı. Burada şimdi bir düzeltme olarak şurayı göremeyiz. Çünkü burada inside bar olayı var. Şöyle göstereyim bakın.
şurayla şura arası. Yani buraya şöyle bir düzeltme almayacağız. Bu fiyat aşağı yönüne gidiyor. Belki alt zaman diliminde burası yakalanabilir işleme. Şimdi ne yaptı biliyor musunuz bu? Düzeltmeyi verdi. 4H ve 15M'de likit de bırakması aslında bizim için nasıl söyleyeyim, daha büyük bir konfirmasyon olabilir. Artı 2 konfirmasyon. Şimdi 4 saate bir geçelim. Bakın 4 saatlikte şu an gördük aşağı düştüğünde, ben de size bunu anlatacaktım. Şimdi 4 saatlikte şurayı şimdilik bir hemen sileyim, geri alırız. Bizim yapımız nasıl? Bakın şöyle. Şu şekilde değil mi 4H? Şimdi 4H'ı yazalım hemen. Ya da dur. Şöyle yapalım. Şimdi şurayı şuradan nesne ağacından hemen bir gizleyelim. Heh, çok güzel. Tamam. Şimdi bakın. Swing high 4H. Şimdi şurası swing low 4H. Şimdi kırılımdan sonra bakın şurada bir düzeltme vermiş. Swing low 4H. Şimdi burada önemli noktamız ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şurası sıkışma bölgesi. Şimdi bu bölge, buradaki işte iç yapıdaki şeyleri almıyorum. Swingleri. Burada swing low 4H kırılmadığı sürece günlüğe çıkmayacağız. Swing low 4H kırılırsa günlükte düzeltme verir. Biz şimdi onu takip edeceğiz. Bizim için önemli nokta bu. Onun haricinde 15M'de aşağı yönlü kırılımla swing low 4H'a kadar bakacağız. Ne yapacak fiyat? Devam ediyorum. Şimdi şunu açalım. Nerede bizim şeyimiz? Tamam. Şunu kapatayım. Şöyle alayım. Şurayı da şöyle likit de bırakayım. Yapımız değişti. Çok güzel. Şimdi bizim swing high'ımız neresi? Şu bölge. Çok güzel. Hedef noktamız. Hedef noktalarımızı belirliyorum. Yapı aşağı yönlü olduğu için. Ya da swing low'lar dursun. Anlarız biz ondan. Şu çizgi günlük. Şunu şöyle alacağız. Tamam. Bizim için önemli nokta şu aralık bakın. Şu aralık. Buranın altına düşerse yapı günlükte düzeltmeye gider. Devam ediyorum. Ama hedefleri de şunlar. Bunları da unutmamak lazım şimdilik. Gelecek mi bakalım? Bu swing low'lar. Yanında yazı işte yazmayanlar da 15M'likte. Bunu da söyleyeyim. Devam ediyorum. Şöyle alayım. Evet. İki tane aldık. Şurası sıkışma bölgesi ama likit de oluştuktan sonra oluşan bir swing olduğu için iç yapıda diyorum. Burayın üstüne kırılımıyla tekrardan yapı yukarı yönüne gidebilir. Devam ediyorum. Tamam. Şimdi burayı boş verdik. Şimdi neresi? Şurada insight var mı? Yok. Şuranın yukarı kırılması ki kırılmış. Bakın. Yapı yukarı gitmesi lazım. Evet. Şu an çift yönlü oynadı. Çok güzel. Şöyle çift yönlü burayı likit de göstereyim. Mesela burada stop olabilirdik. Genellikle ama böyle hareketlerden sonra agresif hareketler geliyor. Şimdi devam ediyorum. Evet. Bakın. Bir tur daha. Buranın likiditesini aldı. Yani burası tamamen aslında manipülasyon bölgesi. Ben genellikle çift taraflı böyle likitte de stop olduysam sakince bekliyorum işlem. Bana ne verecek? Onları bekliyorum ki bakın zaten burada şimdi bütün likitte hedeflerini almaya başladı. Geçmişte oluşturdu. Çünkü burası 4H'ta bir sıkışma bölgesiydi. Şimdi swinglerimi belirliyorum tekrardan. Swing high. Swing low. Evet, şurayı alabilirim. Şöyle. Tekrardan. Swing low, swing high. Şimdi şurası tekrardan swing low'um.
yapı yukarı yönünü bakın tekrardan burada değiştirdi. Ama genellikle böyle hareketlerde dikkat etmemiz lazım. Çünkü şurada bir manipülasyon yaptıysa, bu fiyat yukarı çıkacaksa bir kere daha manipülasyon yaptırabilir. Yani direkt kırdı, hadi ben gireyim diye değil. Her türlü şu alanlarda dönüş aramak lazım. Devam ediyorum. Ki bakın. Bir tur daha yaptı. Aynısını. Şimdi burayı da çift taraflı likitte gösterelim. Burayı aldı. Sonra yukarıya şimdi swing high yaptı. Hani böyle alanlarda izlemek her zaman iyidir. Devam ediyorum. Hop hop. Çok güzel. Swing high. Şimdi swing low. Devam ediyorum. Bakın şimdi ne yapacak artık biliyor musunuz? Bütün şurada birinci manipülasyonu, birinci ve ikinci manipülasyonu, değil mi? Yaptı. Bence bu fiyatın artık yukarı çıkması lazım. Çünkü hani swingleri kullananları diyelim mesela şuralarda para kazandı. Şurada kazandığı paraları avlattırdı. Şurada kazandığı paraları avlattırdı. İki yerde de bak bunu yaptı. Burada ve burada. Sonra şurada çıkmadan order'ın likiditesini aldı. Order'ın likiditesini aldı. Artık hiç yoktan bir miktar nerelere kadar mesela şurası swing ayımızdı. İşte şurası sıkışma bölgemizdi. En az şuralara kadar getirmesi lazım. Ya da şurayı kırıp şurayı alması lazım diye düşünüyorum. Ama burada dikkat edilmesi gereken olay likiditesi alınmış bir order daha var düşmeden. Şurada da likitte kurgularını yaptı. Yine sıkıştırıyor fiyatı. Aşağı atacak mısın hiç? Atmadan çıkardı. Çok güzel. Şimdi bakın tekrardan mesela burada yapı yukarı döndü. Devam ediyorum. Ne yapacak fiyat? Şimdi buranın üstüne bir kapanışımız var mı? Bakın yok. Ama likit de aldı. Bir tık aşağı getirebilir fiyatı. Ama hala şurası kırılmadığı sürece bizim için yapı değişmez. Devam ediyorum. Evet bakın şimdi yukarı çıkardı. Swing high. Swing low. Şimdi şunu da bir sileyim. Bakın işte burada belki bir sıkıntı olabilir. Tekrardan burayı likit olarak bıraktı. Yani üstünde bir kapanış yok. Devam. Şu an evet geldi. Ve bizim yeni swing low'umuz neresi? Şu bölge. Swing low. Swing high. Devam ediyorum. Şuranın üstünde bir kapanış geldi mi? Geldi. Evet. Swing low. Şöyle swing high. Şimdi arkadaşlar burada ne var biliyor musunuz? Fiyat böyle sıkıştığında bakın. Şimdi şu alandaki swinglerin aralığına bakın. Bir de şuradaki swinglerin aralığına bakın. Bunlarda da şöyle bir durum oluyor. Yapı agresif hareketlere bürünebiliyor. Genellikle ters yönlü bürünüyor ama hani buna dikkat etmek lazım. Devam. Bakın. Şimdi kırdı. Burayı kırdı. Şimdi şurayı swing high olarak alacağım. Aslında bakın şurada tekrardan. Şimdi şurası sıkışma bölgesi ama şuradan yakalayabilirdik galiba. Ben biraz hızlı oynattım. Bakın. Swing high. Pardon. Swing high. Swing low. Swing low. Sonra bakın swing high'ın üstüne çıkarmıyor. Niye? Çünkü şurada yapıyı değiştirdi. Şu aşağı gelmesiyle. Ve burada hani iç yapıda tekrardan bir kırılım olmadığı için yukarı yönlü. Şuralara emir atıp bakılabilirdi. Ben hızlı oynattığım için orayı kaçırdım. Sonra 1-2 hedefini aldı. Şimdi şuraya bir bakalım. Likitte olarak mı bıraktı? Bakın likitte olarak bıraktı ama bir anda yukarıda kurgusunu yaptı sanırım. Onu inceleyelim. Sonra bu hareketi niye yaptı ona bakalım. 15'en. Yukarı çıkardı. 1, 2, 3 tane likit aldı. Aslında çok da çıkarmaması lazımdı ama şimdi swingleri takip edeceğiz. Bakın swing high. Swing low. Swing. Ha,
Pardon, love. Devam ediyorum. Tamam, bakın burada mesela düşürdü ya. Biz atıyorum işlem alırken hani stop taşıyorsanız swinglere göre taşırsınız. Atıyorum şurada tekrardan yukarı kırmasıyla mesela aldığımız short'un ilk buradan aldınız, aşağı yönlü düştü, çıktı. Stop'u şuraya taşıyabilirsiniz. Bunun üstüne zaten çıkartırsa yapı yukarı gidecek diye düşünebiliriz. Yapı bir tık yukarı gidip aşağı düşürdü. Sonra bu senaryoda şu olabilir. Burada bakmamız gereken olay, atıyorum biz günlük 4 saatlik 15 hamlelik gittik ya, mesela 1 haşa bakarız. Bakın aslında 1 haşta yapımız bizim şurada şu alanda değişti. 1 haşa baktığımızda ya da şöyle bir 2'ye bakayım. Aynen bakın şu alanlar yok, 2 de değil 1 haşta. Bu alanda değişti ve kısa bir düzeltme verdi yukarı aslında. Hani bunları da kontrol etmek lazım. Tek illa biz 15-4 günlüğe takıldık diye gitmemek lazım. Aslında şuradaki oluşan hareket işte 30 dakikada 1 haştaki oluşan swing'in hareketi. Bunlar da önemli noktalar. O yüzden ben mesela burada gördüğünüz bütün zaman dilimleri arasında geziyorum. Bazen 6 dakika, 7 dakika, 8 dakika. Hani bunlara bile baktığım oluyor. Çünkü uygun konfirmasyonu bulmanız lazım. O yüzden zaten multi time frame çalışıyoruz. Devam. Tekrardan aşağı yönlü döndü yapı. Ki burada bakın aşağı yönlü döneceğini gösteren diğer etmenle şöyle swing high. Şurada oluşturduğu likiditesi alınmış order. Ki daha alt zaman diliminde şurası bir kırılımdır. Şurası düzeltmedir ve büyük ihtimalle likitte toplamıştır. Şimdi düşemiyorum en az hani 15'te. 15'e göre sıfırladık diye grafiği. Devam ediyorum. Hop 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 hop, ne oldu sana? Bir yanına coştu. Çok güzel, bakın. Şurası düzeltmeyle. Şimdi tekrardan yukarı yönlü döndüğü gibi hareket edebiliriz bu grafikte. Swing low. Şuranın kırılımıyla ama pardon. Şuranın. Şöyle swingleri çiziyorum. Şöyle. Devam. Tekrardan aşağı yöne düştük. Aynı şekilde burada, şurada anlattığım mantık burada da var. Yani biz şöyle 30'a baksak. Burada bakın inside bar olayı var. Aslında buraya almamam lazım. Ama ben ne yaptım? 15'e takılı kaldım. 15'e takılı kaldığım için buradaki bu stopu yedik mesela. Hani bunlar çok önemli kriterler. O yüzden şimdi şurayı sileyim bakın. Şöyle. Doğrusunu gösterelim. Şurayı silelim. Şurayı alabiliriz. Yapı değişti diye, ama şurayı almamamız lazım. Devam ediyorum. Yani bizim burayı da bakayım mı 30'a göre. 30'a göre burayı da almamamız lazım. Şöyle bir bakayım. Base alan oluşturuyor. Sıkışma bölgesi. Şöyle baksak. Aynı. Bakın mesela hata yapılabiliyor. İşte tek zaman dilimine takılı kalınmamak lazım. Şimdi revize edeyim bölgemi hemen. Swing low. Swing high. Şimdi bizim neyimiz var artık? Son bölgelerimiz. Yapı zaten bakarsın şöyle 4 haşta bakalım. Şunu bir tekrardan kapayalım. Hop, yanlış yaptık. Geldi. Düzeltme verdi. Ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben galiba bu grafiği yanlış çizdim şurada. Ya yanlış çizme değil de bakın. Fiyat yukarı yönlü çıktı. Şurada bakın. Ani bir tane likitte alımından sonra düşüş var. Aslında bizim şurası da 4 taş swing low'umuz. 4 taş. Şimdi bunu yaptı ya bu. Çok özür diliyorum. Orada gözümden kaçmış şurası. Şimdi şöyle çizmeyeyim. Burada bakın aşağı yönlü bir kırılım verdi. Şimdi burası bunun düzeltmesiydi. Şimdi bunun yapacağı olay ne biliyor musunuz? Şöyle günlüğü alayım. Bakın günlükte bizim swing'imiz nasıl? Şöyle. Swing high. Günlükte böyle, şurayı da alıyoruz. Şöyle alalım.
Sink law. Günlük. Şimdi burada şöyle şurayı alıp, burası artık likitte hedefi oldu. Ya burayı, burayı ya da şurayı alıp şunlardan birini ya da ikisini ya da hepsini alıp bu fiyatın ben artık şu iki hedefinde alabileceğini düşünüyorum. Tekrardan özür diliyorum. Şurada 4 taşta şurası gözümden kaçmış. Şuranın kırılımı. Diyorum. O yüzden büyük ihtimalle biz şu 15M'de şurada swingleri belirlerken BIAS'ımızda bir yanlışlık yaptık. Şimdi nerede bizim kutumuz? Açalım. Şuradakiler nereye gitti? Şöyle geri alayım, pardon. Sildik mi onları? Şuradakileri. Tamam. Şöyle tekrardan toparlıyorum. Tamam. Şimdi tekrardan toparlıyorum. Şöyle 4 taşta şuradaki swing low dedik ya, aslında burası 4 taşa da tekabül geliyor. Burada kırdık yapıyı aşağı yönlü. Dediğim gibi şimdi günlükte şu bölgelere kadar, şu bölgelere kadar bir düzeltme olabilir. İlk hedef şurası olabilir. Sonra şurası, sonra şurası. Ya da birini alıp düşebilir. Devam ediyorum. Yani şurada BIAS'ımız yanlış olduğu için birkaç kere yanlış yön belirledik. Devam. Şimdi aşağı yönlü gidiyor. Evet bakın. Hedefini almaya başladı. Şuraya kadar bence gelebilir bu. Devam. Swinglerini belirleyelim. Devam ediyorum. Evet. Bakın hedefine geldi. Şimdi hedefine geldikten sonra bu yapı ne yapıyor? Düzeltmeye gitmesi lazım artık. Çünkü swing low, swing high. Bakalım götürecek mi? Şurası swing low'umuz. Bakın kırılımı vermedi yukarı. Verseydi düzeltmeye götürecekti yapıyı. Devam ediyorum. Bakın tekrardan swing low'um. Swing high'ım. Daha çizelim. Devam ediyorum. Fiyat aşağı yönlü düştü. Sonra şurada swing low, swing high, swing low. Tamam, devam ediyorum. Oy 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 oy. Artık şuraları bir tık silmek istiyorum, şu arkayı kastırmaya başladı. Şöyle silsek rahatlarız. Tamam. Çok güzel. Şimdi diğer swing kayım şurası. Düşürecek mi bakalım altına. Düşürmeden yukarı çıkardı. Çok güzel. Şimdi şurası swing low'um. Swing low'um. Swing kayım. Şimdi şurada kırılım geldi. Tamam. Bakın zaten likitte salınmış. Order bıraktı. Likitteleri aldıktan sonra. Onu da gösterelim. Şimdi hedef bölgelerimiz 15M'de. Yani şunları çok uzatmayayım da bu bölgelere kadar gelecek işte. Grafik çok kötü duracak yoksa. Devam. Yani gelmesi lazım yapıt, ama tekrardan bakın aşağı yönlü döndü burada. Dönüş aramamız lazım. Dönüş vermezse tekrardan aşağı götürecek. Şöyle. Şöyle almam lazım. Yani bunlardan da işte kurtulmak için bütün zaman dilimlerini gezmek lazım. Tamam.
Bakın. Dönüşü verdi mi? Verdi. Şurada. Swing high. Swing low. Devam. Evet. Bakın artık tekrardan götürüyor. Ki artık 4 saate çıkıp hani hızlı hızlı oynatalım diyorum. Şu aşağıya gelecek mi? Bakalım biyaslarımız nasıl olacak. Şimdi bizim biyasımız neydi? Şunları da sileyim. Bakın şunları da artık siliyorum. Bizim biyasımız birini şuradan birini ya da ikisini alıp şu yukarı dönmesiydi. Bakalım fiyat ne yapacak? Şu aşağıdakileri de alacak mı? Ya da almadan hedeflerine gidecek mi? Devam. Hızlı oynatıyorum. Artık simit çizmeyeceğim. Çok güzel. Hedefine geldi. Evet. Bakın diğer hedefine de geldi. İlk başta biz grafiğe şuradan başladık. Bütün biyaslarımızı swinglere göre belirledik. Şurada gözden kaçırıldığı için şu aşağı düşüşte bir bias yanlışlığı oldu. İşte yani bu da arkadaşlar sonuçta hani arka arka hep swing çiz çiz derken zor oluyor. O yüzden ne yapıyoruz kendi grafiklerimizde de? Çok ekran başında durmaktansa sakin kafayla bölgelerimizi çiziyoruz. Yani bak scalp yapsanız bile böyle sakin kafayla bölgelerinizi çizin, alarmınızı atın, fiyat geldiğinde işlem alın. Yani şu aşağıdan beri çizdik çizdik, şurada artık beyin gitti swing görmekten. Ama mantığı anladığınızı düşünüyorum. Yani şimdi ben bu videoyu biraz uzun çektim. Ama şöyle bir şey de olacak. Hani tek izlemekte, tek izlediğinizde diyeyim, anlamayacaksınız. Çok karmaşık gelecek. Hani bana da çok karmaşık geliyordu. Sıkılmadan, pes etmeden çalışmanız lazım. Hani kolay gibi gözükse de asla kolay değil. Çünkü kendim bakarken tek konfirmasyona da bakmıyorum. İşte size orderları da gösterdim vesaire. Ama mantığı anlayın. Benim tavsiyem bu grafikte çizdiğim bölgeleri açın, grafiğinizde çizin. Pratik yapın. Başka diyebileceğim bir şey yok. Hani yapılabilecek bence backtest. Bu bir tık üstü. Yani ilk swingleri öğrendiyseniz açın yapıyı. Yapı üzerinden çalışın. İşte hiç grafiği sıfırlamadan. Bunu da bir tık hallettiyseniz bu şekilde çalışmaya başlayabilirsiniz. Bunun örneği olsun dedim bu videoda. Yararlı bir video oldu ama dediğim gibi diğer videolara nazaran bu bir tık daha zor olabilir. Çünkü hani 3 zaman diliminizi aklınızda tutup yönleri ona göre nerede düzeltme verebilir, işte nerelere hedef gidebilir bunları belirlemeniz lazım. Pes etmediğiniz sürece olur, ben size inanıyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Kolay gelsin.